Evet arkadaşlar merhaba. Yine soğuk bir Antalya gününden sizlere merhaba diyoruz. Bugün sabah uyandığımda şöyle bir şey yaşadım. Ulaş yok yine. Ben çünkü kendi evimin bahçesinde yaşadım bu olayı. O yüzden de hemen yakalamak istedim sizlere. Sabah uyandığımda rüzgarın kaldığı kafeste bir yavru sesi duydum. Muhtemelen yoldan geçen biri bizim kafese yavru bırakmış. Düşüncem de şu, kendi yorumum, muhtemelen yavruya bakamamış ve nasıl biz burada köpek bakıyoruz diye rüzgarın kafesin içine yavruyu bırakmış. Biz de anlamadık, değişik bir yavru. Şimdi sizlere yavruyu göstereceğim. Ondan sonra yavrunun akıbetini de ne yapmamız gerektiği ile alakalı Ulaş'ta bir istişare yapacağız. Sizlere yavruyu göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da yavruya birazcık karnını doyuralım. Ona güzel bir mama hazırlayalım, güzel bir yiyecek hazırlayalım. Ondan sonra da kimin bıraktığını öğrenmeye çalışacağım. Ama artık kimin bıraktığı çok önemli değil. Bu bize nasip oldu. Yani Allah tarafından bu yavruya bakmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü o rüzgarın kafese girmesi imkansız dışarıdan. Ben bile zor giriyorum. Her tarafı kapalı. Zaten içeriye de giremezler. Muhtemelen bizim ev yolun kenarından kafesin içine yavruyu bırakmışlar. Şimdi sizlere yavruyu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bizim yol ana yolun kenarında. Yavuz da burada görüyorsunuz. Duvar yüksekliğimiz bu kadar. 1,5 metre. Rüzgarın kafesi de burada. Yani bakın, herhangi bir küçük bir yavrunun buraya girme ihtimali sıfır. Her tarafı kapalı. Şu şekilde göstereyim size. Yoldan taraftaki duvar da şurası arkadaşlar. Yavrumuz nerede? Az önce sesi geliyordu. Burada. Şimdi size bununla içeri girip göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Rüzgar. Arkadaşlar şimdi şöyle, rüzgarın kafesinin duvar yüksekliği bu kadar. Alt taraflarından da girme şansı yok. Tekrar göstereyim bu şekilde. Alt tarafa duvarla çevrili. Tabii yoldan bırakma şansları var. Bunu bir kere daha yaşamıştık biz. Şöyle yavruyu göstereyim size. Sabah uyandığımda rüzgarın kafesinde böyle bir yavru mevcuttu. Kendisi de birazcık üşüyor. Sen nereden geldin buraya? He? Sen nereden geldin buraya? Arkadaşlar rüzgar da yavruya hiç dokunmamış bile. Gerçekten bu da sevindirici bir haber. Yavuz olsaydı aynı durum olur muydu bilmiyorum. Gel 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 bakalım gel. Gel. Rüzgar kim bu? Rüzgar kim bu? Rüzgar. Nereden geldi bu? Evet arkadaşlar, yavrumuz dişi. Dişi bir yavru. Ne oldu? Yani şu anki görünümü kangal melezi gibi duruyor. Ama tabii ilerleyen zamanlarda nasıl bir köpek olur bilmiyorum. Kimin bıraktığını da bilmiyoruz. Nereden geldiğini de bilmiyoruz. Sadece kafesin içinde sabah uyandığımda yavru sesi duydum. Ve indiğimde de böyle bir manzara ile karşılaştım. Rüzgarında yavruya olan tepkisi gerçekten bu da sevindirici bir haberdi. Yavruyu ellememiş. Hava çok soğuk. Gerçekten bunu bırakan kişi nereye bırakacağını da gayet iyi biliyormuş. Çünkü bizim ne kadar iyi bakacağımızı az çok tahmin eden biri olmalı galiba. Yavruya bir parazit tedavisi uygulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Muhtemelen zerdavanın artık bir eşi olabilir. Ama karnı çok içeriye çekik. Ciddi bir parazit sorunu olabilir. Ben zaten bugün zerdavaya bir kontil atacaktım. Kontil yapacaktım. Bu yavrumda da kontil yapalım. Ve bunu da yeni sahip olduğumuzda, yeni taşındığımızda. Şöyle arabalardan nefret ediyorum. Yeni taşınmış olduğumuz bahçeye bu yavrumuzu götürelim. Orada büyüsün bakalım zerdavayla birlikte. Buna da bir isim bulalım. Sizlerin de isim önerisi olursa, isim olarak ne koysak bilmiyorum. Şu anda da hemen hemen 2,5 aylık gibi duruyor dişlerine bakıldığında. Rüzgar. Oğlum kim attı bunu ya? Misafir gelmiş sana. Ha? Sana misafir gelmiş. Evet arkadaşlar, bu yavrumuza bir isim bulalım. Biz de büyüsün. Ne diyorsunuz? Yorumlarda isimleri yazın bakalım.
Evet arkadaşlar, şimdi yavrumuza öncelikli olarak bir mama alalım, ıslak mama alalım. Çünkü şu anda hastalık durumunu bilmiyorum. O yüzden Zerdava yavrunun yanına sokmak çok mantıklı gelmedi bana şu anda. İlk önce bir hastalığı var mı yok mu onu öğrenmek gerekiyor. Ben ilk önce onun karnını bir doyurayım. Önüne su koydum zaten. Karnını doyurayım. Karnını doyurduktan sonra 1-2 gün takip etmem gerekiyor. Hatta gerekirse bir veterinere götürüp kan tahlili yaptırmam lazım. Zerdava'nın yanına koymam için. Ama şu süreçte riskli olabilir. O yüzden o riski almayacağım. Babamın koyun ahının içine koydum şu anda. Hem orada sıcak bir şekilde de yatabilir samanların içinde. Çünkü derisini kaldırdığımda derisini biraz susuz gördüm. Yani çok susuz kalmış gibi geldi bana derisi. O yüzden o riski almayacağım şimdilik. Şu anki aşamada önceliğim karnını doyurmak olacak. Geldim, buradan güzel bir ıslak mama alalım. Muhtemelen kaç gündür aç onu da bilmiyorum. Şimdi geldim, ıslak mamamızı alalım, karnını doyuralım, sonra videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, mamamızı aldım. Bugün bir ıslak mama vereceğim, iştahına bakacağım çünkü. Eğer iştahı varsa ondan sonra biraz daha kuru mama takviyesi, bizim her zaman yaptığımız mamalardan bir temenni, yoğurt, yumurta bir mama vereceğim ama bugün bir tamamen kendini doyursun. Ona şimdilik bir alüminyum kap aldım. Çünkü kullanat kaplar bunlar. Bu şekilde vereceğim ki herhangi bir hastalığı varsa en azından bu kabı kullandıktan sonra sürekli atacağım. Bunlardan bayağı aldım bu arada. Yani günlük yemek kabı kullanacağım ona. Eğer hastalıktaki şeyi kalıcı olmasın mama kabında diye. Biliyorsunuz bu mamalara, bu ıslak mamalara köpekler hayır demiyor. Şimdilik birazcık vereceğim. Eğer yerse, yemeye devam ederse bunun hepsini bugün ona vereceğim. İlk önce iştahına bir bakalım. İştahı iyiyse ona veririz. Şansına da hava gerçekten bugün diğer günlere göre çok daha soğuk. Şu şekilde kapağını da kapatalım. Ama onu çok güzel bir yere aldım. Birazdan göstereceğim. Biraz da şu taneleri küçültelim şöyle. O zaman haydi yavrumuza mamasını vermeye gidelim. Evet, mamamız hazır. Bu şekilde arkadaşlar, burada bildiğiniz üzere bizim koyunlarımız var. Şöyle koyun ahının yanında bir saman koyduğumuz yer var. Orası çok güzel samanla kaplı, etrafı kapalı. Güzelce. Oraya zaten kıvrılmış yatıyor. Bayağı da iyi gibi gözüküyor. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım ye. Hadi bundan yemeye çalış. Hadi gel. Bakalım yiyecek mi? Biraz kokuyu aldı gibi ama arkadaşlar biraz da hasta gibiyim, kusura bakmayın. Hadi gel. Bir kalk bakalım, hadi kalk. Kalk, düşüyor musun sen? Hadi gel. Hadi bakalım, inşallah yer. Yerse korkum geçer. Evet, maşallah. Güzel. İştahını merak ediyorum sadece. Evet, burada küçük bir kuzumuz var. Babam da koyunlara galiba yem vermiş. Korkma korkma. Ufaklıklar da çok tatlı gerçekten. Şimdi burada bir süre ben onu diğer köpeklerden temas etmeden bakmaya çalışacağım. Birazdan size neyden kuş kullandığımı göstereceğim. Yemeğini yesin, rahatsız etmeyeceğim. Ona bir de su vermemiz gerekiyor ama birazcık üşüdüğünden veya halsiz olduğundan cansız yiyor. Evet, burada size şunu göstereyim. O da benim kolumu yiyor. Gel. Gel. Hı, geldi. Geldi. Ne oldu? He?
İnşallah bitirir. Onu yerken biz ona bir su kabı bulalım arkadaşlar. Yine ona güzel de bir su verelim. Ne oldu kızım? Güzel. Sanki bir de bir dış parazit de gerekiyormuş gibi geldi bana. Biraz kaşıntısı var gibi. Evet, ona bir de güzel bir su kabı ayarlayalım arkadaşlar. Sonra tekrardan videoyu başlatırım. Evet, yanına su kabını da koydum. Yine alüminyum bir kapta koydum. Şimdi yemeğini yiyor ama galiba tam anlamıyla bitiremeyecek gibi duruyor. Yavaş yiyor, biraz halsiz yiyor, cansız yiyor. Yemeği yiyince belki birazcık toparlayabilir diye düşünüyorum ama gördüğünüz üzere çok da istekli yemedi. İşte bu daha bir hastalık belirtisi olabilir. İştahsızlık. Bir hastalık belirtisi. Gördüğünüz gibi bu kadar yiyebildi. Bir de ikinci benim şüphelendiğim, bakın arkadaşlar şimdi deriyi kaldıracağım. Bakın. Deri yavaş iniyor, gördünüz mü? Bakın. Tekrardan bak, deriyi kaldırıyorum. Bakın derinin toparlanması süre alıyor. Normalde hemen kendini salıp bakın hop. Gördüğünüz üzere yavaş. Yani bu demek ki köpek şu anda susuz durumda. O da ishal olabileceğini gösteriyor birazcık. Artık burada kalsın bu şekilde. Önünde yemeği suyu da kalsın. Veterinere götürmek gerekiyor açıkçası. Diğer köpeklerle temas etmemesi gerekiyor çünkü. Yani diğer yavrularla özellikle. Yavrunun durumuyla alakalı sizlere ileriki videolarda tekrardan bilgilendirme yaparız arkadaşlar. İnşallah yavrumuzu bir şekilde kurtarırız. O da bizim bahçemizde bir misafir olarak kalmaya devam eder. Daha öncesinde bahçemizde sarı bir köpek vardı, hatırlıyorsunuz, ismi Sarı'ydı. O da aynı şekilde bahçemize misafir gelmişti ama bunun gelişi çok enteresan. Yani kimin bıraktığını da bilmiyorum. Eğer bırakan da izliyorsa videoyu, yani yazık günah, yapmayın. Yine de bizim bahçeye bırakarak doğru bir karar yapmış. Çünkü en iyi şekilde buna biz bakabilirdik zaten. Diğer türlü sokakta kalsa hiç şansı yoktu. Evet, bunlar da karınlarını doyurmaya devam ediyorlar. Evet, şimdi arkadaşlar aynı yemeği bizim zerdavamıza vereceğim. Ve hasta köpekle sağlık köpeğin bu yemeği nasıl yediğinin farkını göreceksiniz. Şimdi koyuyorum. Ne demek istediğimi böyle daha iyi anlayacaksınız. Evet. Sağlıklı bir yavru şu anki verdiğim bu yemeği bu şekilde yemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden, yani buradan diğer yavrunun hasta olduğunu gayet iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu da bir püf noktası olarak sizlere söylemiş olalım. Hiç bilmediğiniz bir yavruyu yeme iştahından bile bir rahatsız olup olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok şükür, maşallah, Allah nazardan korusun. Bizim Zerdava yavrumuz şu anda gidişat iyi gidiyor. Onun da bugün yarın yine zamanı geldi zaten. Muhtemelen bu videoyu salı günü çekiyorum. Cuma gibi 4 gün sonra aşı olacağız. O da arkadaşlar burayı delmiş. Çıkıyor ama buraya alıştı. Buraları hep parçalamış. Normalde halının üstünde kalıyor ama biraz yaramazlık yapmış. O kadar olur. Çok yedi. Karnı davul gibi oldu. Yavaş. Bak, sinirleniyor bak. Sinirleniyor bak. Bak, bir de sinirleniyor. Yavaş yavaş, karnın şişti. Aferin kızım. Aferin Zerdava ya. Jack Russell'larla arkadaş olmuş arkadaşlar. Kanki yapmış kendine onları. Sürekli biz gittiğimiz anda hemen kendini orada buluyor. Jack Russell'ların yanında. Onların yanında da şuradan delik açmış arkadaşlar. Gösterim size. Böyle burada
girip çıkıyor Jack Russell'ların yanına. Kendine kapı yapmış buraya. En kısa sürede buranın da tadilatını yapacağız. Ne oldu kızım, bitti mi? Bu göbek ne bu göbek? Şiştin iyice sen. Buraya çok güzel temizlemiştik ama şöyle rüzgardan dolayı yapraklar düşmüş. Kendisi küçük ama kaldığı yer çok büyük. Bitti. Evet arkadaşlar, hasta ve sağlıklı köpeğin iştahları arasındaki fark bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her zamanki gibi beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.